Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Şu bir hakikat ki bir insan İslam dinine hakkıyla iman etse ve elinden geldiği kadar da onu yaşamaya çalışsa, onda iki hal zuhure gelir. Biri içe dönük bir durum, ikincisi dışa dönük bir hal. Önce kendi hayatına bir çeki düzen verir, içe dönük hal olarak. İmanını ilimle, tefekkürle, ibadetlerle, Allah-u Teala'nın helal ve haramına riayetle, muamelesini şeriata uygun bir şekilde yerine getirmekle, temiz yemek, helal yemekle, içmekle tabi, yani alkoldan, uyuşturucudan, kumardan, fuhuştan kaçınmakla, böyle bir hayatı devam ettirebilmek için dışa dönük ama ikisinin ortasında bir hal, iyi insanlarla arkadaş olmak, ilim meclislerine devam etmek, Cenab-ı Allah'a samimi kullukta bulunan insanlarla düşüp kalkmakla kendi imanını daha da güçlendirip, kuvvetlendirip artırmaya gayret eder. Kendisini Allah-u Teala'nın razı olduğu bir Müslüman haline getirebilmek için çabalar durur. Biz buna nefisle cihat diyoruz, tezkiye-i nefis diyoruz, tasfiye-i kalp diyoruz, kısaca ahlak diyoruz. Dışa dönük ise değerli kardeşlerim, şöyle bir hal tecelli eder, İslamiyet'e iman etmiş ve samimi onu yaşamak isteyen bir Müslümanda. İçinde oluşan bir merhamet, içe dönük demiştik ya, o güzel ahlak neticesinde, içerisinde bir şefkat ve merhamet kaynar ve bu dışa yansır. İnsanlara karşı sevgi duyar, şefkat duyar, acır. Hatta sadece insan değil, bütün mahlukata karşı. Yani ağaca karşı, kuşa karşı, çiçeğe karşı, suya karşı, havaya karşı, çevreye karşı, dağlara, taşlara karşı, yerlere, göklere. Nereye baksa ibretle bakar, tefekkürle bakar, şefkatle, merhametle bakar. Baktığı şeyde onu yaratanı görür, onu zikreder, onu tefekkür eder ve onun bu yaratılıştaki hikmetini anlamaya çalışır. İşte bundan dolayı da insanın dış dünyasına karşı anlatmaya çalıştığımız o şefkat, o merhamet oluşur. Bunun neticesinde bütün insanların Müslüman olmasını ister. Kimse cehennemde yanmasını ister. Kimse dünyada bir zarar görmesin İslamiyet'ten uzak bir hayat yaşamakla. İçki içenlere de acır. Yazık, bu içki onları mahvediyor. Sağlıklarını bozuyor. Şeref ve haysiyetlerine zarar getiriyor. Çünkü ona aykırı davranışlar içerisine giriyorlar. Fuhuştaki insanlara acır, fuhuşa düşmüş kadınlara acır, uyuşturucu kullanmış insanlara acır. Bunları kurtar bu illetten ya Rabbi diye dua eder. Onların hastane kapılarında, hapishane kapılarındaki annelerini, babalarını düşünür. Ya Rabbi bunlar da bir imtihanında, bunların çilelerini kolay getirdiği onlara acır. Kafirlere acır, bunlar cehennemde yanacaklar, dünyada insanlıklarını unutuyorlar. Yeryüzündeki insanlara zulmediyorlar. Güçlü olduklarında zayıfların haklarına el atıyor. İcabında bunun için öldürüyorlar, savaş çıkarıyorlar. Ama sonuçta hem kendileri zarar ediyorlar, hem de bütün bir insanlar zarar çektiriyorlar. Ya Rab, bunlara da hidayet ver. Müslüman olsunlar. Cehennemde yanmasınlar. Müslümandaki bu derin duygular, bu derin şefkat, merhamet, bu herkesin iyiliğini isteme arzusu, ruhunu öyle kaplar ki. Bu yüzden
bir yandan çok değerli, çok kıymetli bir acı çekerken, bir yandan da o acının içerisinde lezzetlerin en büyüğünü tadar. Bu neye benzer? Yemeğin içine acı çekmek için kırmızı biber atan, pul biber atan veya acı biberler yiyen bir insan gibidir. Zevkli olmasa bu acıyı para verip alır da yemeklerine katarlar mı? Hatta değerli kardeşlerim, insanların Müslüman olması için bu Müslüman gayret eder, çabalar. Yani bilgiyle, kelamla, kalemle cihad eder. Bunun uğrunda lezzetlerini terk eder, şehvetlerini terk eder. Yorulmayı, çabalamayı göze alır. Hatta insanlar tarafından dışlanmayı göze alır. Horlanmayı göze alır. Tıpkı yolunda gittiği peygamberler gibi. Allah-u Teala'nın dinini anlatmak için kendilerini yırtarcasına hareket ederler. Bunun en canlı misali sevgili peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onun sevgili yeğeni İbn Abbas, Abdullah radıyallahu an, tercüman-ı Kur'an, Kur'an'ı en iyi bilen, en iyi anlayan, en iyi tefsir eden ve kendisinden sonra çok müfessirler yetiştirmiş o büyük sahabe, Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah radıyallahu an, peygamberimiz hakkında inen bazı ayetleri okuyor ve şöyle bir açıklama getiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bütün insanların iman etmesi, hidayet üzere kendisine biat etmesi ve Allah'ın yoluna girmesi için çok çabalardı. Bunu çok isterdi, bunu çok arzu ederdi ve bunun için kendini yıpratırdı. Bu sebeple Allah Celle Celaluhu ona kendisinden onun ezeli ilminde saadetini dilediklerinin ancak iman edeceğini, eşkıyalığını, şakavetini dilediklerinin de iman etmeyeceğini beyan buyurarak teselli etti. Ve şu maalde çok ayetler indirdi. لَعَلَّكَ بَاخِعُنْ nefsek. Neredeyse kendini helak edeceksin, mahvedeceksin. اَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Mümin olmuyorlar diye. Mümin olmuyorlar diye. Çalışıyorsun, çabalıyorsun, didiniyorsun, gidiyorsun, hakaret görüyorsun, tekrar gidiyorsun, eziyet görüyorsun, tekrar gidiyorsun, tekrar anlatıyorsun. Nerede bir insan görsen ona dini anlatıyorsun, yorgunluğu bir kenara bırakıyorsun. Habibim, innese biz dileseydik, nünezzil aleyhim minessemâi ayeten, onlara gökten bir mucize indirirdik. فَظَلَّتْ عَنَاكُهُمْ لَهَا خَاطِئِنْ ister istemez boyunları ona eğilir ve kabul ederler. Yani gökten indireceğimiz bu ayet, bu mucize ya hakikaten reddedemeyecekleri bir gerçek veya başlarına çok büyük bir bela ve musibet. Bunun karşısında aman kurtar bizi ya Muhammed, iman ettik derlerdi yani. Bunun örneği çok. Hazreti Musa'nın karşısında Firavun ve kavmi azgınlığı devam ettirince Allah onlara bazı belalar gönderdi. Mesela suları kan oldu. Suyu alıyor, içecekleri zaman kan içemiyorlar. Çekirge sürüsü, kurbağa sürüsü vesaire, bunları hatırlarsınız. Her defasında aman ya Musa, Rabbuna dua et bunu kaldırsın, iman edeceğiz diyorlardı, etmiyorlardı. Firavun geberirken Musa'nın Rabbine iman ettim, ya Musa beni kurtar dedi Allah iltica yede. Veya Hazreti Musa'nın kavmi, bu kadar mucizeyi gören kavmi. Hazreti Musa'ya biz senin gibi Allah'la hem konuşmak ve hem de görmek istiyoruz.
açıktan dediler. Yoksa iman etmeyiz dediler. Ya bu kadar insan nankör olur mu? Demek ki olurmuş yani. Yahudi bir boy aynası. Bu Yahudi ırkının cibiliyetinden gelmiyor sadece. Bütün insanların cibiliyetinde, yaratılışında, fıtratında, doğasında bu var ya. Allah Tur Dağı'nı kaldırdı kafalarına, üstüne böyle bıraksa hepsi altında ezilecek, Maraş tabiriyle mıcciri çıkacak. Secdeye kapandılar, iman ettik diye bir gözüyle de daha bakıyorlardı böyle, bir gözleri secde bir düşecek mi diye. Ya Habibim, işte biz de sana böyle bir mucize gösterebiliriz. Şu Mekke'nin dağlarını kaldırıp tepelerine indireceğimiz zaman aman ya Rabbi diye hepsi imana gelebilirler dilesek. Ama Allah böyle olsun istemiyor. Ne istiyor? İnsana verdiği akıl, irade, kabiliyetlerle insan doğruyu kendisi görsün istiyor. İnşallah. Değerli kardeşlerim, hoşça kalın ve selam.